Merhaba, günaydın arkadaşlar. Burada 2 artı 1 daireler 550 bin TL'den, 3 artı 1 dübleksler 850 bin TL'den başlıyor. Aydın, Didim, Yeni Mahallede 2 artı 1'ler 550 binden, 3 artı 1 dübleksler 850 bin TL'den başlıyor. Şehrin Cumhuriyet Caddesi ile iç içe Atatürk Bulvarı'na 50-60 metre yakınlıkta, altın kuma 2 kilometre yakınlıkta, bitmek üzeredir. Henüz bitmedi, bitti sayılır aslında. Buna rağmen ben size sunmaya çalıştım. Asansörlüdür, yol cepheli, yani şehrin bütün kurum ve kuruluşlarla iç içedir. Alabileceğiniz, önereceğim dairelerdir. Değerli arkadaşlar, birazdan dübleksi, sonra da daireyi sunacağım. Umarım faydalı olmuştur. Evet, dıştan da böyle ses ekledim. Saygılarımla, hadi bakalım. Evet arkadaşlar, işte Yeni Mahalle burası. Burada işte dübleksler dediğim gibi 850 bin ile 950 bin arasında değişiyor. Yani fiyat değişkendir. Sonra daireler de 550 bin TL'den başlıyor. Yeni Mahalle'de bulvara yakın, altın kuma muhtemelen 2 kilometredir. Yani bulvar üzerinde bir yer. Güzel yapmış bu arkadaşlar. İyi, yani kaliteli diyebiliriz. Şu anda biz dübleksin en üst katındayız. Yani salon katındayız. Şurada bir tane açık mutfak var. Muhtemelen bu 850 bin lira olması lazım. 850 ile 900 bin TL arası dedik. Daireler de 550 bin liradan, belki ekler miyiz videoya bilmiyorum. İsterseniz ciddi birileri ilgilenirse onu da ekleriz. Henüz eksikler var, bitmemiş. Biz buna rağmen ihtimaller üzerine dedik ki yani biz koyalım, belki birinin gözüne ilişir, birinin yoluna düşer. Evet, o yüzden bizi arar, der ki bu daire kaç para falan, şu bu. Neyse, burası mutfak. Burası böyle mutfağımız. Burası mutfak değerli arkadaşlar. Burada da bir tane ne yapmışlar? Düş yeri yapmışlar. Sonra yüzümüzü salonumuza çevireceğiz. Bura bir ayak yolu diyebiliriz. Ancak ne yapmışlar? Taşlar falan da güzel. Oturma taşı var. Zorda kalırsan düş olarak da kullanırsın. Ve can. Merdiven korkulukları henüz takılmamış. Şehrin merkezinde dübleks istiyorsanız arkadaşlar, yani bunu değerlendirebilirsiniz. Şehrin merkezinde 850 ile 900 bin TL arasında değişiyor. Tavanlarda görüyorsunuz. Tavanlarda asma tavan yapmışlar. Spotlar koymuşlar. Durum bu. Çok çok öyle fazla lüks de değil. Kalitesiz de değil. İyi yapmışlar. Lüksün sorunu yok. Bu arkadaşlar Didim'de yıllarca iş yapan, temiz, okumuş, bize, size, topluma, millete, devlete faydalı insanlardır. O yüzden onlar yaptığı işten zarar gelmez. Gelirsiniz, sizi görüştürürüz. Üç aşağı beş yukarı. Ya Allah, bismillah der, bir şeyler olur. Değerli arkadaşlar, burası da terasımız. Terasımız, iki tane deposu var. Yani şehrin merkezinde emin olun müstakil bir ev görür. Sadece asansörde çıktıktan sonra tamamen özgür olursunuz. Bir depomuz burada. Evet, asansörde çıktınız mı artık kimseyi görmek istemiyorsanız görmezsiniz. Burada hani kentsel dönüşüm anlamında işte 20 yaşında veya 30 yaşında binalar var. Onlar da yavaş yavaş, birkaç tane var, benim bilgim var. Onlar da yavaş yavaş yıkılıp yeni yapılıyor. Ama burası çok merkezi, güzel bir yer. Nereye yakın? Hastaneye yakın. Yani nereye yakın başka? Adliye binalarına yakın. Kamu kurum kuruluşlarına desek daha iyi olur. Pazar yerlerine yakın. Bu da terasımız. Gel babacığım. Şimdi adamları kapısında yavaşça çekip aşağı doğru geçelim. Evet. Evet değerli arkadaşlar, şimdi ne yaptık? Yukarıda salon, açık mutfak, bir teras gösterdik. Ve merdivenimizden iniyoruz. Korkuluklarımız henüz takılmamış. Biz buna rağmen size sunuyoruz. Erken kalkan yol alır. Biz de herkesten önce alın arkadaşlar ev diyoruz. Bu da birinci oda arkadaşlar. Yerdeki parkeler milimleri kalın, onu diyebilirim. Doğramanın kalitesini görebilirim. Böyle duvarlarda yapılan boya, elektrik buatlarını falan, süpürgeliklerden anlaşılıyor. Güzel. Evet. Yani ben 550'ye çok daire paylaştım sizinle. Burası da koridor ve gel. Muhtemelen bu 850 bin liradır. Burada ikinci oda. Burası da ikinci odamız arkadaşlar. Ve döndük. Burası da üçüncü oda. Şimdi üçüncü oda. Evet. Üçüncü odamızı da gösterdik.
Buraya çevir yüzünü. Geç odanın içine babam. Değerli arkadaşlar, şimdi inşaat henüz bitmemiş. Bu kapımız. Buradan geldik. Bu salonla mutfağı gösterdik. Oda 1, 2, 3. Yukarıda bir tane ayak yolu gibi bir şey vardı. Yani zorda kalırsa banyoya da çevrilir. Yani banyoda yapılır. Ama geldik, burada da bir banyo var. Bu banyo çözmüşler. Muhtemelen bu evin, binanın en ucuz evi olsa gerek. Çünkü biz bu dübleks'e girdik. Bu da banyosu arkadaşlar. Bu da duşa kabini. Diğerlerinin banyoları biraz daha rahat, bilginiz olsun. 850 ile 900 bin TL arasında değişiyor. Biz de en uygun 850'den başladık. Durum bu arkadaşlar. Burayı da size özetledik. Umarım faydanıza olmuştur. Bilgilenmişsinizdir. İyi günler diliyorum. Evet arkadaşlar, dübleksi gösterdikten sonra dedik 550 binlik bir daire de gösterelim. Mutfağımız bu. Salonla mutfak bir arada. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz 750 bine bahçeli, 790 bine bahçeli triplekste sundum. İşte bu buzdolabı yeri. Burası da bulaşık, fırın, dablumbaz vesaire. Önünde de bir balkon var. Bu balkonu da göster. 2 artı 1 zemin üstü birinci kat. Evet, bu da balkonumuz arkadaşlar. Bu da balkonumuz. Şehrin Cumhuriyet Caddesi ile iç içe. Geç oradan da bir göster babam. Evet, 2 artı 1 zemin üstü birinci kat, fiyatı 550 bin TL. Asansörlü bina, yeni, sıfır, henüz bitmemiş, eksik olduğu halde biz işi anlayan, halden anlayana sunuyoruz. Bu adamlar iyi arkadaşlar. Bu işi genç, dinamik, size, bize faydalı insanlardır. Yapmışlar. Biz de onların malını kendi malımız gibi size sunuyoruz. Umarım faydalı olur. Bu da arkadaşlar, evet, bu da oda 1. Bunun metrekaresi fena değil. Oda 1. Dübleksi gösterdik. Bu da daire. Dübleks 850 idi. Bu 550 bin. Bu birinci odamız. Geri git babam. Sonra ikinci odayı da göstereceğiz. Sonra da banyoyu. Evet, gel. Burası da arkadaşlar ikinci odamız. 550 bin TL. 550 bin TL. Bu da ikinci odamız. Bilginiz olsun. Günün birinde daire lazım olursa gelir bakarsınız. Şimdi ne gösterdik? Size bu koridor, bu salonla mutfaktı. Bu odayı gösterdik, o odayı gösterdik. Gitti iki oda. Ve buradan geldik. Banyomuzu da gösterelim. Evet. Bu da değerli arkadaşlar, banyomuz da bitmemiş. Biz buna rağmen size özetlemek istedik. 550 bin liralık dairemizi, dübleksi gösterdik. Bir an dışına da arka ses ekleyeceğiz. Saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın, iyi günler.